Herkese selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün tüm yay burçları için 8-14 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden herkese güzel bir hafta diliyorum. Bakın bu 8-14. Nisan sizlere neler getiriyor? Öncelikle arkadaşlar hayatınızda bir süreden beri hayırlı, güzel bir olayı engelleyen bir durum vardı. Belki biliyorsunuzdur bir insan, bir durum hani beklenen bir şey var onunla alakalı olabilir ya da bilmiyorum. Bir şeyler sanki bana, bize engel oluyor ve bir şey oluyor ve istediğimiz o güzel, hayırlı iş olsun, satış olsun, almalar olsun, gidişler, gelişler işte gönderdiğimiz dilekçelere cevaplar olumsuz geliyordu. Olmuyordu. Bir şey engel oluyordu. Şimdi arkadaşlar bu engel her neyse ister görünen bir sebep isterseniz yani genel bir durum deyin, şanssızlık var deyin. Bu artık sizin içinizden çıkmış görünüyor. Hanenin içerisinde genel olarak çok temiz. Burada iki kişisiniz arkadaşlar. İkiniz de çok zeki insanlar olarak. Hani o işi bilen, o konuya gerçekten kafa yormuş. Hani bir şey araştıra araştıra artık öğrenirsiniz ya. Sizin de öyle görünüyor ve birisiyle bu konuyu konuşuyorsunuz. Ailenizden, arkadaşlarınızdan herhangi bir tanesi olabilir. Yalnız da bu arkadaşlar öyle bir şey ki hem sizi rahatlatacak hem işte parayla aranızdaki mesafeyi, partnerle aranızdaki mesafeyi, başarıyla aranızdaki mesafeyi örtücek olan bir konuşma. Yani ben derdimi anlatayım. işte laf olsun, torbada olsun diye siz baya baya bu konuyu konuşuyorsunuz. Çünkü şifa olmasını istediğiniz, düzelmesini istediğiniz bazı olaylar var. İster eğitim deyin, ister aşk deyin, ister para deyin. Yani gideyim konuşalım. Birbirimize hani akıl verelim. Ve bir çözüm yolu bulalım. Sadece derdimi anlatmak istemiyorum ben artık çözüm bulmak istiyorum diyerek e, hani düşüncelerinize katkı sağlayacak gerekirse sizi hani destekleyecek bir insan var artık karşınızda. Böylelikle de bakın zaten sağ tarafta ve gelecek kısmında artık bakın şu alanda bir düşünce kendisini açık ve net bir şekilde gösteriyor. Hem de bu dönem içerisinde hayatınıza gerçekten bir ay doğabilir. Yavaş yavaş verdiğiniz emeklerin karşılığını da almaya başlıyor yalnız bazılarınızda güzel arkadaşlarım şöyle bir şey olabilir hani ben hani öyle bir durumdayım ki emek vermeye başlayacak para yok elimde emek vermeye başlayacak daha durum oluşamadı bile yani, yani emek vereyim ama başlaması gerekiyor bir o konuların hani daha o bile yok diyorsanız çok küçücük tutma yeri olsun şu küreğin o başlangıç o şey kazılma kısmı var ama sap kısmı çok küçük yani çok böyle başında olduğunuz bir olay artık gündeminize taşınıyor. Hani tarlayı sürmek için önce size ne lazım? Tarla lazım. İşte o tarlayı aldığınız dönemsiniz. Bakın daha o kadar baştasınız. Bazılarınız için söylüyorum. Ve bu konuşulan konu her neyse artık bu hafta öyle de böyle de kendisini hayatınıza etkin bir şekilde göstermeye başlıyor. Burada çok güzel tombul tombul bir kalp var arkadaşlar. Üzerinde de bir tane N harfi var. N harfi hem hayatınızda güzelliklerin yeniliklerin olmasıdır, hem de çok fazla inişli çıkışlı devam eden bir sürecin artık e, yükselişle beraber son bulmasını anlatır. Kavga ediyoruz falan filan. E sonuç ne? Sonuç bu olayı zirvede bırakıyoruz ve evlenmeye karar verdik. Hani birbirimizi anlıyoruz artık diyebilirsiniz. İş buldum bulamadım buldum bulamadım artık buldum. Yani zirve sizin için neyse, yüksekte olan, iyi olan, pozitif olan neyse, böyle güzel bir sonuç alma durumunuz var ve onun haricinde. Eğer hayatınızda birisi yoksa, evet adınız soyadınızda N harfi olan birisi gelebilir bu bir. İkincisi, eğer ki hayatınızda birisi varsa, bu kişinin bu dönemdeki bazı hareketleri sizi çok böyle hoş tutabilir. Normalde biraz davranışları size karmaşık böyle. Bazen çok iyi, bazen çok kötü, bir evet diyor, bir hayır diyor, anlayamıyorum yani bir tuhaf davranıyor. Bir şey soruyorum, saçma cevaplar veriyor ve benim kafamı karıştırıyor diyorsanız dediğim gibi karşınızdaki insanı belki kendi içerisinde, belki iş yaşantısında, belki diğer aile hayatında bazı problemleri vardı ve söylemek istemiyordu çok çok fazla ve haliyle bunları kendi yüreğinde, kendi içinde halletmesiyle hareketleri de, tavırları da, davranışları da size yaptığı maddi manevi katkılarda bu dönemde değişebilir. Olumlu anlamda söylüyorum çünkü kalp çok çok temiz ve böylelikle hani ilişki hayatında ikili ilişkilerde hem güzel başlangıçlar hem de devam durumu söz konusu olabilir. Yani bu hafta farkındaysanız sizi gerçekten hani iyileştiriyor diyebilirim. Sizler adına şimdiden çok çok memnun oldum. Devam ettiğimde arkadaşlar şu alanda bakın bir beyazlık var. Şöyle bir hani şurada bir kişiyi düşünün. Sanki böyle uzanıyor da elinde de böyle kitap var yani. Koltuğa düşün uzandınız, ayaklarınızı uzatıyorsunuz. Elinizde de bir kitap, bunu okuyorsunuz. Bu görüntü sol tarafta ama siz çok temizsiniz. Yani belki arkadaşlar dini okumalar içerisinde olabilirsiniz bu bir. İkincisi o kadar temiz bir şeylerle uğraşıyorsunuz ve bir meşguliyetiniz var ki tabii ki eğitim iş kariyer anlamları yoğundur. Okuma anlamları yoğundur. Bir bu örgü de olabilir, başka bir şey de olabilir ama şunu söylemek istiyor. Sen bir şey yapıyorsan bu artık senin için çok daha kolay. Yani kitabı nasıl yaptığın yerden okuyabiliyorsan ve sen o kitaba ulaşmışsan, onu okuma yetin de varsa zaten keyiflisin. Her şey tamam, aynı şekilde. İş mi? İşini bulmuşsun. Ya da ne yapacağını bakın diyorum ya birisiyle konuşuyorsunuz ondan sonra zaten bir çözüm hani buluyorsunuz. Ayaklarınızı uzatmışsınız. Aa vallahi çok rahat ettim. Ee, şimdi işte geliyor elime. Oh rahatım. Kendimi sıkmama, kendimi kasmama, kendimi üzmeme hiç gerek yokmuş ya diyebileceğiniz hem aşk olsun hem ilişkiler olsun hem para olsun genel anlamda bir rahatlık söz konusu. Bu dönemde bazı insanlardan bir onay gelebilir. Ha şunu söyleyeyim. Sizin onay istemenize gerek yok ki diyeceksiniz belki ya kimsenin bana izin ya da onay vermesine gerek yok. İhtiyacım da yok. Tabii ki haklısınızdır. Ama şunu söylemek isterim. Bu belki bir işten izin, belki devletle alakalı bir şey var. Bunun için izin almanız gerekiyor. Bunun gibi bir olay e, gündeminizde hem olabilir hem de tabii ki izin alanlarınız vardır belki. Ya da en azından haber vermek diyeyim. Böyle bir durum var. Bir de bir arkadaş çevresi var arkadaşlar. Yani çok kalabalık olmayan bir arkadaş çevresi var. Yani size bir izin veriyorlar. Diyeceksiniz ben kimseden izin istemiyorum. Onlar kendilerince size bir şey söylediklerinde size engel olabildiklerini başka zamanda hani onların dediğine sanırım çok bakıyorsunuz. Şu an için demiyorum. Genel olarak zamanında Aa, arkadaşım şöyle yap böyle yap dediğinde Aa, iyi tamam yapayım. Siz o kursa mı gidiyorsunuz? E, i̇yi ben de geleyim. Siz katılıyor musunuz? İyi ben de geleyim diye diye onların de yaptıklarını yapıyorsunuz. Onların yapmadıklarını yapmıyorsunuz. Onların katıldıkları şeylere katılıyorsunuz. Katılmadıklarında iyi tamam ya fönem değil deyip kendinizi sanırım geri çekmişsiniz. O yüzden şimdi şöyle bir durum var. Biz yay burcuna bir şey söylersek yapar. O yay burcuna söylemezsek yapmaz. Yani bizim iznimize bakıyor gibi bir e, düşünce oluşmuş olabilir karşı tarafta. Bunu ufak bir söylemek isterim. Biraz ayrı baş çekiyorsunuz. Belki bu e, ufak bir hani olay olabilir. Niye bizden ayrı baş çekiyorsun? Niye farklı davranıyorsun? Ya bir kere onların dediğini yapmamanız, E, e, e bir sana böyle yapma demedik mi? Etme demedik mi? Ya siz dediniz de ben ne istiyorsam onu yaparım yani. Lütfen biraz hani bundan dolayı belki gönül koyabilirler. Burada yukarıdan bakın size çok güzel bir yol gelmiş arkadaşlar. Bu yolu zaten bir süredir gözleyen biri var. ki sizsinizdir demiyorum ama gerçekten gözleyen, isteyen birisi var. Hanede de olabilir tabii ki. Ki size belki bir şeyler söyleyecek bir teklifte bulunacak ama kafası çok karışık. Bir fırsat varsa öf müf demeden değerlendirin. Hem siz için hem hane için ve hane için de çok güzel. Bakın haneye zaten bir şey gelmiş. Hani bir şans gelmiş. Bu şansı da elinizde tutuyorsunuz. Belki halindeki birisi. Eğitim şansı var. Sağlığı var. Çok büyük bir şey tabii ki. Bir nasip var. Herkese nasip olmayan bir şey. Belki bebek, belki evlilik, eğitim, kariyer, belki çok iyi bir aile söz konusu, destekçileri var. Bir şeylere ulaşabiliyor. E, evinde interneti var. Yani bunun e, işte bir yeteneğiniz var belki. Bir şeyler yapabilirsiniz bununla alakalı. Hani elinize bir şeyler var. Bununla bir üretkenlik dönemi, bundan bir fayda sağlama dönemi içerisinde olabilirsiniz. Bir eşyanın kaybolması var ama çok küçük böyle broş gibi, küpe gibi, kolye ucu gibi altın gibi bakın altın da küçük işte çeyrek mesela yorum değil mi? Çok küçük yani. Haliyle de böyle küçük bir şeyin bir ufak kaybolması ama tekrardan göründüğü için bir bulunuşu söz konusu ama bulmanız falan biraz arkadaşlar uzun sürebilir. Onu da söyleyeyim. Burada da bir şey istiyorsunuz. Kancanızı düşünün. Yani şey oltanızı denize atmış bekliyorsunuz. Demek ki birkaç zaman sonrasına sarkabilir. İkili ilişkilerde de güzel böyle hareketlenmeler var. Şöyle bir göstereyim. Niyetler çok güzel arkadaşlar. İki güzellik birden aynı anda yani resmen aynı anda ki bir yerden sonra bakın birisi oh uçtu gitti maşallah. Birisi diğerinden daha da hızlı. Evet bu da sonuca geldi ama bakın bu bir balık bu bir kısmet. Diyor ki senin kısmetin işte 100 bin 50 bin senin kısmetin böyle burada. Ama seni ben başka yerden de destekliyorum. Bunun gibi hani mesleğine geldin işte işim budur. Ama ben şimdi seni ilişki hayatında ben seni sağlığında ve diğer konularda destekliyorum diyen bir olay var. Hay yani şansınız bol olsun güzel arkadaşlarım. Bu arada hane çok açık görünüyor. Çok aydınlık. Çok fazla dışarıya bir şeyler söylemeyin. Çok fazla dışarıyla da bir şeyler paylaşmayın. Şimdi paylaşılacak insan var. Yani bir şeyin söyleneceği insan var. Söylenmeyeceği insan var. Bunu ayırt etmek çok çok kıymetli. Benim sizler için söyleyeceklerim de bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.